yan pende. Oo güzel. Camımızı aldık. Bu bayağı evet, gerçekten bayağı sağlam bir görünüyor. Aracımızın işkenceleri çıkartılmış. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Hoppa, camımız açıldı. İndirdim. Biraz daha indireyim. İndirdim. Evet. Perdeyi falan görelim. Harika. Şöyle. Böyle. Buradan havalandı. Buradan da çiğ köftemiz de yiyoruz. Perdelerimize karşı. Hadi böyle yoğun yağmur ama bir sel ihtimale karşı yoğun bir su döküyor. Evet, şimdi su testimizi yaptıktan sonra çırak camları temizliyor. Bunları hesaplamışken abi. Aracımız bitti. Keyifler yerinde. Merhabalar, ben Çağlar. Bugün 23 Ekim 2023, Pazartesi günü. Haftanın ilk günü. Şimdi Kahraman Kazan'a gidiyorum. Arabanın arka ve kayar kapı camlarını karavan camı taktıracağım. Yani şu iki cam ve kayar kapıya cam taktırmaya gidiyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Çünkü büyük bir değişiklik olacak. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Bismillah. Yaklaşık evden çıktıktan sonra 30 kilometre geldim. Şimdi konum şuraya gösteriyor. Yerli üretim yapan bir firma. Aracıma yerli üretim karavan camı taktıracağım. Evet, firmaya geldik. Birkaç tane karavan gördüm. Bayağı güzel iş yapıyor. İnşallah memnun kalırım. Saat 8.30'da gittiğim camcıdan şimdi 10.30 gibi çıktım. Şaşma Sanayi'ne gidiyorum. Arabanın camlarına baktık. Şaşmaz Sanayi'nde camlarını söktürüp uygulamaya başlayacağız. Şimdi camımızı söküyorlar, arka camımızı. Sağ olsunlar. Ben şimdi camları değiştireceğimi hiç tahmin etmedim. Sonradan ani gelişti. Yoksa film çektirmezdim. Çok yakın zamanda film çektirdim ben camlara. Evet. Yani arabayı çalıştırmadan kendi o klima soğutma yapıyor. Şu an yeni araçlarda var o. Cam sende. Oo güzel. Camımızı aldık. İçinde yaşadıkça ihtiyaçlar ona göre belirleniyor. Mesela ben bu camları kesin de böyle söktürme gibi düşüncem yoktu. Fakat hem çok sıcak oluşu yaşadığım yerin, hem de gece bir sinek basıyor abi, uyuyamıyorsun. Şimdi taktıracağım camda güneşlik var, bir de sineklik var. Dışa doğru açılıyor. Abi eline koluna sağlık. Allah razı olsun, gel. Evet, artık müsaade alıp gideceğiz. Evet, aracımın camlarını söken firmadan memnun bir şekilde ayrılarak
tekrar kahraman kazana doğru gidiyorum. Bayağı bir memnun ayrıldım. Güzel hoş sohbet muhabbetimiz oldu. Hadi bakalım yoluma devam ediyorum. Hazırdaki perdelerimi çıkarttım. Az sonra silikon yapılacak. En azından silikon gelmesin. Ondan korumuş olayım. Belki bu vesileyle de yıkarım. Şuraları da şöyle güzel bir temizliyorum. Melih kardeşimle beraber yapıyoruz. Selamlar. Selamlar. Evet, güzelce oturdu. Elinize sağlık. İçeride camımız hazırlanırken ben de şöyle ufak tefek rötuşlar yapıyorum. Buraları komple tertemiz sildim. Temizledim. Yılların birikmişliği vardı. Şunları da rötuşlayacağım. Sonra camımız uygulandıktan sonra bunlar dışarıda kalmış olacak. Şuraya kadar et kalınlığı şuraya kadar gelecek. Ben sonra bunları böyle ufak tefek rötuşlara koyacağım. Tertemiz gözükecek. Bu arada çay ikram ettiler. Ayrıca yemeğimizi de yedik. Her şey çok güzel. Ve her şey çok güzel gidiyor. Merhabalar. Bugün 24 Ekim 2023 Salı günü. 23 Ekim Pazartesi günü başlayan cam yapım sürecimizin ikinci günündeyiz. Şimdi akşam işlerimiz yetişmedi. Şu an aracımız bir gün burada kaldı. Kuvvetli ihtimal bugün de burada kalacak. Yan kayar kapıya uygulama yapılmış. Bu şekilde işkencelerle de kuruması bekleniliyor. Evet, burası alüminyum kompozit panel. Ortada da karavan camımız olacak.
Arkaya uyguladığımız kompozit paneller kurumuş. Evet, gerçekten bayağı sağlam görünüyor. Bu alüminyum kompozit panel camdan daha sağlam bir malzeme. Burayı da direkt karavan cama oturacak. Abi çekiş lazım olduğunda söyleyin. Akşamından, Kahraman Kazan'dan herkese selam olsun. Merhabalar, bugün 25 Ekim 2023, Çarşamba günü. Geldim, aracımızın işkenceleri çıkartılmış, camlar takılmış. Şu an camlar takılmış bir halde buldum aracımı. Evet, kayar kapıdaki cam da bu şekilde. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Tabii daha içinin sinek ve perdeleri takılmadı. Şu an sadece camlar takılmış. Şöyle bir tanesini göstereyim. Şu kırmızı mandallardan basıyoruz, açıyoruz. Camımız açıldı. Evet, harika gözüküyor. Şimdi bu şöyle oluyor. Her seviyede duruyor. Mesela şu an ben bu şekilde kullanmak istiyorum. Biraz indireyim. İndirdim. Biraz daha indireyim. İndirdim. Evet. Çok güzel. Ne yaptın abi? Tamam mı? Tamam. bir açsan abi şu perdeyi falan görelim. Oo. Harika. Şöyle. Şimdi mesela uyandık. Uyandın. Seni evet. Kimse göremiyor. Ya zaten bizim perdeler de zifiri karanlık oluyor arabanın için. Özel perdeler. Işık geçirmez bu. Abi kapının bile havası değişti biliyor musun şu an? Şuralara bir kaplama yapar. O videoda seni bir şuralara bir kaplama yaparsan çok iyi olur. Tamam, yapacağız. Çünkü bak bu alüminyum kompozit panel ısıyı da geçirir buraya. Oradan ısı gelir yani. En azından bir XPS'le yapacağız bir oğlum. Her şey bir anda olmuyor biliyor musun? Devam edelim, diğer tarafları takalım, sağlamlayalım. Evet, ileriki zamanlarda şu araları ben dolduracağım. Güzel bir kaplama yapacağım. Bir sonraki proje için kafamızda bir şey oluştu bak. Bu karavan işi sürekli yaşayan bir olay. Proje işi. Bitmiyor abi, bitmiyor. Bir tane 90'lık sineklik var ya. Sineklik ve perdelerimizi de taktık. Yavaş yavaş şekilleniyor. Arka kapılarımızın son durumu bu şekilde. Melih kardeşim orada çalışmaya devam ediyor. Kolay gelsin. Eyvallah. Görkem diyor abi, ne kadar sağlam malzeme diyor lan.
Baba malzeme birinci sınıf değil mi? Birinci sınıf alüminyum, geri dönüşüm değil. Benim karavana da kendi karavanı nasıl yaptıysan ölüyor ya baba. Abi sana samimiyetle bir şey soracağım. Eyvallah. Yani ben bugün... samimiyetle cevap vermeli miyim? İşte samimi cevap vermeni istiyorum. Birazcık düşünürsen samimi olmadığını düşünürsün. Şu adamın işini bitirelim de. Bir an evvel gitsin hiç düşündün mü? Hiç düşündüm. Hiç düşünmedin değil mi? Süper. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Ya ben de en baştan beri inanılmaz eğleniyorum. Öğlen yemekler yiyoruz. İkinin çayları içiyoruz. Neredeyse kahraman kazanı. Dün niye geç geldin? Abi dün niye geç geldim biliyor musun? Arabam bozuldu. Dün muhteşem bir ciğeri kaçırdım. Oo. Ya sen öyle söyleseydin bir gün sonra yaptırırdın ya. Şey, o zaman işi ağırdan al. Yarın da menüde ciğer varsa. Haftaya çarşambaya kadar. Ben izni uzatayım. Abi burada hem eğleniyoruz hem çalışıyoruz. Her şey çok güzel. Gerçekten arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah. Hayatta insanın başına her şey gelebilir. Kamera yürütünce çok doğal olmuyor. Ama o sahneyi kaçırmamak için öyle. Şuraya da çok güzel bir perdesi var. Bir sonraki geldiğimde de bizde yok maalesef. Ya nasıl ya? Üretmeniz gerekiyor. Yalnız çok güzel olur değil mi abi? Çok çok güzel. Çok güzel olur derken çerçeve düşüyor ya. Anında nazar değmesin. Ya nazar bu kadar hızlı gelebilir mi ya? Arkadaş, bu kadar hızlı ya. Arkadaş o nazar nedir ya? Meli abi. Abi araba sattık değil abi. Araba sattık. Yok abi. Alıcı gözüyle bakma abi. Alıcı gözüyle bakıyorum abi. Zaten ağırdan geçti abi. Çok güzel. İşte böyle buradan havalandı. Şuradan da meraklı kardeşlerimiz içeri izleyemeyecek. İnşallah o meraklı kardeşlerimiz bizim perdemizi bozmaz. Açmaya falan çalışanlar olur biliyor musun? Lan bu neymiş diye. Artık açmaya çalışırsa bozulursa zaten perdeci tanıdık. Hallederiz. Tamam abi çok güzel çalışıyor. Çok güzel. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah. Çiğ köftemizi de yiyoruz. Perdelerimize karşı. Merhabalar. Bugün karavan cam yapım hikayesinde dördüncü gündeyiz. 26 Ekim 2023 Perşembe günü. Camlarımız takıldı. Şimdi su testine tabi tutacağız. Meli abi suyu döküyor. Normalde böyle yoğun yağmur yağmaz. Bir seri ihtimalle karşı yoğun bir su döküyor. Olarak. Evet. Herhangi bir sızıntı var mı diye bakıyoruz. Şu yukarıdan bir bak. Var mı bir şey? Yok abi. Tamam. Temiz. Çok güzel. Açsak daha mı iyi olur? Normalde yağmur bu şekilde akacak ya. Ben bir... Sağlamlık testi de yap abi orayı. Arabanın parçaladı. Üstüme dökülmeye iyiydi. Evet, sağanak bir yağmur yağıyor. Yağmurda ustanın üstünün ıslanması normal mi? Normal değil. Tamam. Tamam. Bak abi içeriden bana. Hadi bakalım. Su sahneye de sızacağı için şöyle bir bakıyoruz abi. Var mı bir şey? Yoktur abi. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Bunu her firma yapmaz abi biliyorsun. Su testi en önemli testtir. Firmaların sınıfta benim kaldı. Benim bildiğim birkaç karavan firması yapıyor. Birkaç. Evet. Çok güzel bir yağmurlu ama kabine olan bir firma var. Burada bizim yakınımızda.
Yani o şekilde yapıyorsa başarılı oluyordur. Bayağı bildiğin muson yağmurları. Aa. Çok iyi. Onların karavanı çok değişik. Farklı bir karavan. Çekme karavanı. Başarılarının devamı diliyoruz. Evet abi. Evet, şimdi su testimizi yaptıktan sonra çırak camları temizliyor. Bunları hesaptan açacağım abi. Benim emniyetim yüzmüş her şeyden. Çırak camları temizliyor. Oğlum iyisin oralar. Nasıl, iyi oluyor mu? Çok güzel, çok güzel. Aferin, eline sağlık. Bak, herhangi bir diyelim ağaca filan sürttün ki genelde karavancılar çok yapar. Evet, far parlatma işlemi yapan firmalara gittiğinde o çiziği eski haline çevirebiliyorlar. Bizim ürünün molekül yapısı çok yoğun. Yol cihazımızda silelim. Geldik, gidiyoruz. Eyvallah. Abi normalde sıfır olduğu belli olsun diye uzun zaman çökmek istemezdim ama. Şu hissiyat çok güzel bir hissiyat. Şimdi ben bu koruma bandına çok önem verdim. Önceki ürünlerimizde zor ulaştık bu koruma bandına ama artık ürünlerimizde bu koruma bandı var. Evet. Ya çok önemsiyorum ben bu koruma bandını. Üretim esnasında bile ekibi işini hızlandırıyor. Tabii. Çizilmiyor. Bir müşteriye böyle sıfır böyle hissiyat. E tabii abi, o hoş bir şeydir yani. Güzel bir şeydir. Bak, söktün mis gibi. Bastırabilirsin, kırılmaz. Masaya uydu değil mi? Çok da güzel rengi uydu, biliyor musun? Mesela sabah güneş doğdu. Ben de akşamdan böyle geç yatmışım. Ne yaptım abi? Güneş buraya gelene kadar 1 saat kazandık, 2 saat kazandık değil mi? Aynen. Veya içeride düzeni değiştiriyorsun abi. İçeride de hava girmesini istiyorsun veya ışığı. Ama şöyle. Aynen öyle. Tamamen kapatırsan çok karanlık oluyor. Çok karanlık oluyor. Yani güneş değil, altta kullanmamızın asıl amacı buydu zaten. Aynen öyle. Güzel oldu. Abi çok şükür işlerimiz bitti. Şöyle bir keyif çayı içelim. Aynen öyle. Şimdi... Kim? Vallahi sana zahmet. He, sen mi? Ben de diyorum. Yoksa ki, ben ne? Allah Allah, diğerini. Ne için rica ederim? Vallahi keyif çayını hak ettik. Zaten evet, işin başından sonuna kadar çay, yiyecek, içecek ikramlarınız için çok çok abi, teşekkür ederiz. Aracımız bitti. Keyifler yerinde. Bundan sonra içeride sıcaklığımız stabil kalacak. Sonra karavan camımızın sinekliğini, perdesini keyifle kullanacağız. Donmayacak. Donmayacak. İlk son 5 derecede kar tatili yaptığında içeride buğulanan hava orada donmayacak. Evet. Allah Azze ve Celle inşallah güzel günlerde kullanmayı nasip eder. Efendim. Hadi bize afiyet olsun. Yedik, içtik, eğlendik, güldük, maaşı verdik.